mi? Demek İngiltere kraliçesi de geliyor düğüne. Gelsinler, başımın üstünde iyi yerleri var. Charles geliyor mu? Prens? Bak, gelmesi çok ayıp eder ha. Biz de düğünü sarayda yapıyoruz. 1.100.000 lira bayıldık, yabancılık çekmezler. Yes, see you. Yavuz, yavuz söylüyorum. Şerifim, şerifim! Şerifim, okula bir sürü tanımlanamayan cisimler satın alınmış. Ve şu an çocuklar taşıyorlar. Müstahak, ben sizi uyutmadım diye sen de beni uyutmamak için mi böyle söylüyorsun? Değil vallahi. Şerifimin tayini çıksın. Görmek bir daha nasip olmasın ki. Doğru söylüyorum. Büyük yemin verdim Müstahak. İnandım. Kim benim okulumda benden habersiz benim döner sermayemi döndürüp okula alım yapar? Kim? Yürü. Okula bir takım tanımlanmayan cisimler taşıyorlar. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor burada? Siz ne taşıyorsunuz gereksizler? Revir malzemesi hocam. Revir malzemesi mi? Ya, nereden çıktı şimdi bu? Ben revir malzemesi falan sipariş etmedim. Hayat Hanım sipariş etmiş. Hayat Hanım mı sipariş etmiş? O zaman onun evine götürün bunları. Allah Allah. Hayat Hanım okulu depo olarak kullanamaz çocuklar. Hocam, Hayat Hoca bunları okulun reviri için sipariş etti. Allah Allah, bizim okulun reviri yok mu? Malzemesi yok mu? Yok hocam, sadece tabelası var. Yeter o. Çabuk götürün bunları. Gereksiz. Efendim hocam? Ya sana demedim, bunlara dedim hadi. Olur mu hocam? Bunların hepsi hayati zımbırtılar. Birine bir şey olursa ne yapacağız? Öperim, geçer. Heh, benim şerifimin öpücüğü antibiyotik gibidir. Bakın çocuklar, ben bütçemi... Yani okulumuzun bütçesini sarsmanıza izin vermem. Biz teslimatımızı yaptık müdür bey. Bir partmal daha gelecek. İtirazınız varsa şirketten temasa geçersiniz. Bir dakika, bir dakika. Sakın getirme. Bunları da götür, beni hasta etmeyin. Hocam merak etmeyin. Eğer hasta olursanız bir sürü malzememiz var. Hocam renginiz soldu gibi. İsterseniz biraz önce revire taşıdığımız muayene masasına uzanabilirsiniz. Muayene masası mı? Evet hocam, 3 perdeli paravanın hemen arkasında. 3 perdeli paravan. Müstahak, benim tansiyonum çıkıyor Müstahak. Hemen ölçeceğiz hocam. Bir dakika hocam. Buyurun hocam, stetoskoplu tansiyon aletimiz var. Al Müstahak abi. Müstahak, ben çok fena oluyorum. Bu masrafı çıkartmak için hemen bir yatırımcı bulmam lazım. Bana zengin veliyi bağla. Çabuk bana telefona zengin veliyi bağla. Evladım taşımayın. Taşımayın. Burada bekle, ben hemen geliyorum. Aa, Cerrah abi. Gözdeciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözdeciğim. Ne işiniz vardı? Bir bağış işim vardı da onu halletmeye geldim. Bir de ablana uğrayacağım. Akşam için bir ihtiyacı var mı onu soracağım. Akşam ne var ki? Yemeğe davet etti beni. Ablam. Evet. Kendi yaptığı yemeği. Evet. Cerrah abi, benim sana tavsiyem kendinize bir bahane bulup bu akşam bize gelmeyin. Yani yarın da kendinize bir bahane bulun ve yarın da gelmeyin. Yani genel olarak gelmeyin bize. Neden? Yani bu konu hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama yani sizi çok sevdiğimi bilin. Bunu da zaten sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Yani ablamı ikna edin, bir şekilde dışarıda falan yiyin. Hiç abi, benim sınıfa gitmem lazım. Tarih öğretmeni Tatur Bey. Günaydın. Çok gereksizse girme. Müdür Bey, merhaba. Aman efendim, aman, kimleri görüyorum. Hoş geldiniz. En sevdiğimiz velimiz Cerrah Bey, buyurun. Hoş bulduk.
Bir tane hanım, nasılsınız? İyiyim, sizi gördüm, daha iyi oldum Cerrah Bey. Teşekkürler. Müdür Bey, şu size telefonda sözünü verdiğim bağış çeki, buyurun. Aman efendim, niye zahmet ettiniz? Ben birini yollar aldırırdım. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Bir toplantıya gitmem gerekiyor, yolumun üstü olunca kendim geleyim, ellerimle vereyim. Hem size hem de hayatı göreyim istedim. Güzel. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu bağış için okulumuz size minnettar Cerrah Bey. Sayenizde kah bahçede koştururken, kah top oynarken düşüp ayacıkları ufalan yavrularımızı bu revirde pansuman edebileceğiz. Çok iyi düşünmüşsünüz Müdür Bey. Ne demek efendim? Vazifemiz. Yalnız revir Hayat Hoca'nın fikriydi. Öyle mi? Yani vazifemiz Hayat Hanım gibi değerli öğretmenlerimizi kadromuzda bulundurmak. İyi ki Hayat Hoca bizimle. Şimdi arzu ederseniz revirimizin açılışına geçelim. Revir açılışı mı? Toplantıya geç kalırsam akşam Hayat'ın verdiği yemek davetine de geç kalırım. Beni bağışlayın. Yok, vallahi bırakmam. Gelin neye bağış yaptığınızı görün bence. Buyurun. Çok iyi fikir. Yalnız Cerrah Bey, bildiğim güzel yerler var. Size yer ayırtayım mı ben? Ben Hayat'ın yaptığı yemekleri yemeyi tercih ederim. Teşekkürler. Halbuki çok mutlu olabilirdiniz. Ama gerçekten çok cesurca. Hayat Hoca'nın elinden yemek yemek. Neyse ya, hadi gidelim. Buyurun, buyurun, buyurun. Ya ne kakışlıyorsun ya? Müdür Bey, bu ne? Cerrah Bey reviri Cerrah Bey. Cerrah Paşa kadar olmasa da kendi çapında bir sağlık merkezi. Müdürüm, açılış için hazırladığım şiiri okuyabilir miyim? Oku. Bey amca, bir müsaade. İşte açılıyor revirim, tuzu tandır çevireyim. Burada yapılır pansuman, bir de hemşiremiz olsa göbek adı Asuman. Thank you Nadir. Lütfen siz de makası alınız, kordileyi kesiniz Cerrah Bey. Müdür Bey, bu kadarına gerek yoktu. Sadece küçük bir bağış yaptım. Lütfen şu tabelayı da kaldırın. Şimdi sizin için küçük ama okulumuz için büyük bir bağış. Bağışlarınızla beni ihya ediyorsunuz. Yani okulumuzu ihya ediyorsunuz. Bağışlayın, gözyaşlarımı tutamayacağım. Neyse. Tamam, o zaman madem öyle açılışı yapalım. Problemimizi de keselim. Hayırlı uğurlu olsun. Benim çok acil bir işim var, çıkmam lazım. Durun! Cerrah Bey, siz şimdi gidin. Ama akşam sakın gitmeyin. Cevaba bak, cevaba. Dedem Korkut kimdir? Dedem Korkut, Hayat Hocamızın Korkut ismindeki dedesidir. İsmini bilmediği için kendisi bize sormuştur, terbiyesiz. Ben bu kağıdı disipline gönderirim. Dua et, göndermiyorum. Sıfır. Oh, gel! Hayat Hocam. Gel çocuğum. Kargacık burgacık yazılara bak ya. Ah! Nasılsınız hocam? Ah! Ah! Senin ne işin var burada? Sürpriz. Hoş geldin. Ya revir için bağışta bulunmuştum da onu bırakmaya geldim. Sonra da açılışını falan yaptık müdürle. Aa. O niye o? Revir için zaten okulun yeterli bütçesi vardı. Niye ekstra bağış istiyor ki? Ay, delirtecek bu adam beni. Ufak bir bağış hayatım. Bahaneyle seni görmüş oldum işte. İyi yaptın. Hadi gel çay söyle. Toplantıya gitmem lazım. Akşamı unutmadın ama değil mi? Unutur muyum hiç? Hatta merakla bekliyorum. Gelirken almam istediğim bir şey var mı? Yok. Her şey tamam. Sen eksiksin sadece. Abi. Ya okula gidiyorsun, kardeşini görmeden gidiyorsun. Hayırdır? Ya ufak bir bağış işim vardı. Ayak üstü öğredim ondan. Sana hiç haber vermedim. Ha, iyi yaptın. Abi akşam ne yapıyorsun? Biraz vakit geçirelim ya, ha? Başka zaman yapsak. Akşam Hayat yemeğe davet etti de.
Nasıl yani? Hayat Hoca sana yemek mi yapacak? Evet. Sen diyeceksin. Ne var bunda? Abi, senin sağlık sigortan var değil mi? Bu da nereden çıktı oğlum? Şimdi senin başına bir şey gelse, tek mirasçım benim değil mi? Bu yaşta okulu bırakıp şirketlerin başına mı geçeceğim ben ya, ha? Ne anlatmaya çalışıyorsun kral? Abi bak, aramızda tatsız anlar yaşansa da sen benim abimsin. Seviyorum ben seni. Hakkını helal et. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Bu cerrah beyi çok seviyorum müstehak. En sevdiğim veli nimetim. Sizin sevdiğiniz benim için de sevilesidir şerifim. Ben de çok seviyorum cerrah beyi. Kes kes. Hemen aşağıya in. Sağda solda koli varsa bir iki tane öğrenciyi kap. Onları da derhal revire götür. Derhal. Müdür bey. Duydum ki cerrah beyden okulun reviri için bağış almışsınız. Ben almadım, kendisi verdi Hayat Hanım. Hem zaten sadece revir için değil, okulumuzun birçok ihtiyacı var. Pek tabii, biliyorum, bilmez olur muyum? İşte bu yüzden ben de okulumuzun ihtiyaçlarını gidermek için sipariş verdim. Ne yaptınız? Okulumuzun spor salonunda eksik malzemeler vardı. Onları tamamlamak için tam da bu check-in ederi kadar sipariş verdim. Müdür bey, bu okulu çok güzel yerlere getireceğiz. Müstahak, bana bir şeyler oluyor. Şerifim, kendinize gelin. Kasabamızı terk etmeyin. Hem uykusuzluk hem şok dayanamadı tabii. Vış, tansiyon fırlamış. Neredeyse kadranı çatlatacak. Bu hayat beni çatlatır. Ah evet hocam, hayat çok zor. Hepimiz çok yoruluyoruz. Yaşadığımız yerden bahsetmiyorum evladım. Boşlukta gereksiz yere yer dolduran Hayat hocanızdan bahsediyorum. Ne gerek var efendim bunlara? Ha? Yok özel ilk yardım dersi, yok revir malzemesi. Bir de başımıza spor malzemesi çıktı. Şerifim, siz böyle yükseldikçe ibre şaha kalkıyor. Hocam siz gitgide kötü oluyorsunuz, durun. Alın hocam şunu. Arkadaşlar su versenize su. Gerek yok evladım, ben bunu susuz yutarım. Oğlum ne verdin hocaya? Baksana tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Sessiz sinema oynuyor sanki. Kaç kelime hocam? En sevdiğim yerli mi yabancı mı şerif? Ana adam boğuluyor. Ne boğulması ya? Bura boyu geçmiyor ki. Üstak sen harika bir detaysın ya. Hap adamın boğazında kaldı diyoruz. Oğlum adam gidiyor lan, bir şey yapsanıza. Ya biz daha yeni öğrenmiştik ya ilk yardım dersini. Şey hemşin miydi, böyle manevralı falan bir şeydi. Hemşin değil, ona da hemişti galiba değil Hayır, mi? Hayır, onun adı Hemilindi. Pardon, hemişin. Tabii hemişin de. Adının ne önemi var, adam boğuluyor. Ya. Ölüyordum. Az daha ölüyordum. Ya hocam. Hayat Hoca bize o ilk yardım derslerini aldırmasaydı şimdiye ölmüştünüz. De haydi. Bir dakika. Siz bunu ilk yardım dersinde mi öğrendiniz çocuklar? Evet hocam. Kalp masajı nasıl yapılır? Belin bir yeri kırılırsa veya elektrik çarparsa nasıl müdahale edilir? Hepsini öğrendik. Bu son öğrendiğimizin adı da Hemlik manevrasıydı. Hemlik manevrası ya. Ben orada takılı kalmıştım da biraz. Ya hocam, şimdi Hayat Hoca sayesinde hayattasınız. Bir de bunlara gereksiz diyorsunuz. Gereksiz. Ama hocam hala gereksiz diyorsunuz. Gereksiz diye sana dedim evladım. Çabuk taşıyın şunları. Taşıyın şunları çabuk. Yallah. Hocam geçmiş olsun. Çıkın. Çıkın. Siz de dağılın. 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 Allah Allah. Müstehak. Artık bütçede oluşan gediği başka bir şekilde kapatacağız müstehak.
Selam. Merhaba. Ne haber? İyiyim. Sağ ol. Geldiğin için sağ ol. Sen de sağ ol. Sen de sözünde durduğun ve o kızla gelmediğin için. Fazla kalmayacağım zaten. Tamam, seni dinliyorum. Senden ricam, bir daha bana mesaj atmazsan sevinirim. Çünkü bu meseleye Sevda benim karışmamı istemiyor. Bir dakika, bir dakika. Ben zaten Sevda ile alakalı bir şey için yazmadım ki sana. Neden yazdın o zaman? Hiç. Hatırını sormak istedim sadece. Tamam işte. Bundan sonra sormazsan sevinirim. Ne oldu? Sevda Hanım kıskandı galiba. Hayır. Ama yanlış anlamasını istemiyorum. Koray, belki ben seni tanımak istiyorum. Belki seninle iyi anlaşacağız. Sonuçta bir sebepten hayat bizi karşılaştırdı. Neden bu fırsatı değerlendirmiyoruz? Ya senin bir sebep dediğin Sevda. Hayat asıl sizi bir araya getirmiş. Neden kardeşini tanıma fırsatını kullanmıyorsun? Onu bir tanısa asla kaybetmek istemezsin. Yani Sevda muhteşem bir kız. Sevda'yı kaybetme. Sonra sen üzülürsün. Ne yapıyorsun ya? Gel gel. Gülümse. Çok güzel oldu. Bence benim söylediklerimi ciddiye al. Ben kaçıyorum. Gidiyor musun ya? Benden sana ekmek çıkmaz. Sanki ben farkında değilim. Sevda'ya deli gibi aşık, itiraf edemiyor aptal. Ama merak etme Koray Efendi. Benim derdim seninle değil, Sevda'yla. Hayırdır Cerrah abi amca? Hayat Hanım ablanın hava sahasında sorulti atıyorsun. Nadir. Nadir, nadir. Böyle arkadan ani yaklaşmalar hem senin için hem de arkadan yaklaştığın kişi için pek hayırlı olmayabilir. Aman diyeyim dikkat et. Pişt. Hayırdır çiçek çiçek Hayat Hanım ablaya mı? Yok, salata için. Bir dakika ya. Senin bu gece bizim apartmanımıza sığınma talep etmek için önce benden vize alman gerekiyor. Almadın. Çok kalmayacağım Nadir. Sadece giriş çıkış yapacağım. Yemeğimi yiyeceğim, devam edeceğim. Schengen geçiyor muydu? O ne ya? Bir dakika. Ana! Hayat Hanım abla seni yemeğe mi davet etti? Evet oğlum. Niye hepiniz Hannibal Lecter davet etmiş gibi davranıyorsunuz? Ya Cerrah Bey amca, Hannibal Lecter abiye yemeğe gitsen daha mantıklı. Hiç olmazsa onunkiler az buçuk lezzetli olur. Neyse, sana nasıl olsa yakında Hayat Hanım abla gazisi maaşı da bağlarlar. Ben seni yormayayım. Hadi oğlum, hadi, hadi. Ne oluyor ya? Altı üstü bir yemek yiyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Cerrah. Hoş bulduk canım. Ablam içeride, buyurun siz geçin istiyorsanız. Siz de dışarı çıkacaktık zaten. Öyle mi? Size afiyet olsun. Tabii yiyebilirseniz. Hayat. Ay. Gözde. Cerrah. Sen mi geldin? Erken mi geldin sen? Galiba. Ay çok özür dilerim. İçim geçmiş benim. Bunlar senin için. Ay. Oh çok güzel. Teşekkür ederim. Şey sen hemen üstüne çıkar. İki dakikada şey yaparım sofrayı. Hay Allah. Kızlara da dedim ki azıcık belki yardım edersiniz bana. Onlar da şey yapmışlar. Arazi olmuşlar hemen. Of. Ah. Ah. Çok, ay çok özür dilerim Cerrah. Gerçekten çok özür dilerim. Çok ayıp oldu şimdi sana. Ama kızlara 40 defa söylüyorum şunları. Kirli atın buralara bırakmayın diye. Ben hemen...
tamam. Örtüsüz yeriz, ne olacak? Ben hemen hallediyorum sofrayı, hemen. Ay iyi, iyi, kusura bakma. Vallahi şey yapacağım şimdi. Hay Allah, ben nasıl oldu da böyle? Hay Allah. Ay nasıl ben bu kadar içim şey oldu, daldım, anlamadım ya. Ya bugün o kadar yoruldum ki okulda. Şerif Bey benimin etini yedi, bitirdi beni. Ayaklarım olmuş davul gibi. Şundan iki tane koparsana. Ay yani dedim, şurada iki uzanayım. İçim geçmiş. Dur bakayım. Ay dedim, yani nasıl uyuyakamaz? İki dedim, saçımı sarayım dedim. Ayağımı uzatayım dedim. Oldu işte. Ah oldu işte. Bak nasıl pratik çözdüm, bir dakika. Vallahi çok pratiksin. İki dakikada müthiş bir masa kurdun. Teşekkür ederim. Şu çiçekleri de hemen şey yapayım, suya koyayım. Vazo nerede? Vazo? Vazo nerede? Hay Allah. Kızlara 40 defa söylüyorum şu koyduğum şeyin yerini değiştirmeyin diye. Ha bak ama nasıl pratik çözeceğim. Bak şimdi. Bak bak şimdi nasıl hallediyorum bak. Bir de benim annemi görecektin, nasıl pratik, nasıl seri kadın. Lokum lokum yersin. Benim bütün pratikliğim, seriliğim anneme çekmiş. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatı. Ah! Yemek! Ben yemeği, ah! Hayat, istersen dışarıdan bir şeyler söyleyelim. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ah, ben nasıl unuttum, hayır. Sen misafirsin, ben sana evde yiyeceğiz dedim. Evde yiyeceğiz, merak etme. 10 dakikada nasıl bunu hazırladım? Pratik, hemen hazırlıyorum. Benim vallahi. Of! Hayat, iyi misin? İyiyim, bir şey yok. Un alacaktım, tencerelerin arkasına koymuşlar. Unu hepsi üstüme devrildi. Diyorum şu kızlara 40 defa ya, bir şey koyduğum yerden değiştirmeyin yerini. Sana krep yapacaktım. Gelsene. Hayatım, maksat bir arada olup beraber vakit geçirmek. Lütfen üzme kendini. İki tane yumurta kırarız, olur biter. Ah, yumurta. Evet. Doğru, yumurta. Ben çok güzel sahanda yumurta yaparım. Çok maharetliyim. Ama tek bir şartım var. Sen içeride gidiyorsun, bekliyorsun. Ben sahanda yumurta yapıp getiriyorum. Ben de yardım etsin. Hadi. Hadi sen git ya. Ben çok güzel yapıyorum. Hadi. Çocukları uyarmakta haklıymış. Mutfağın hali ne ya? Bomba patlamış gibi.